Değerli partilerimiz, kıymetli milletvekilimiz, ilçe başkanımız, belediye başkanımız, partimizin birbirinden değerli emekçi, çalışkan, üreten örgütümüz, hepinize en içten dileklerimle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözü bayağı bir bekliyorum esasında. Burada bir sayın başkanımız yapmak istiyorum. Yani daha önce söz ama şimdi verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Burası bizim ailemiz. Burası bizim evimiz. Bornova bizim evimiz. Bornova hepimiz. Bu ayrılıkları yapmamak lazım. Biz hepimiz kardeşiz. Bu arada çatısı altında farklı bir düşünceye yer vermek mümkün değil. Önce bir şunları ifade etmek istiyorum. Biz 5 yıl boyunca belediye meclisliği sayın başkanımla beraber yaşadım. Değerli ilçe başkanlarımız da burada. Devler başkanımız, Fatma başkanımız, Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Nevzat başkanımız da burada, saygıyla anıyorum. Ve tek bir konuda neler yaşadık? Ama herkes şunu çok iyi bilmeli. Seçimlerden 3 ay önce ve 3 ay sonra belediye işe eleman olmadı. Bunlar yanlış kararlar. Hepimizin işe açık ihtiyacı var. Biz devletin imkanını kendi imkanımız gibi kullanamayız. Bu örgütümüzün imkanı, bu belediyelerimizin gücü hep bu şekilde çalıştı. Ben kıymetli belediye başkanımız Kamil Okyan Sınırı'ndan sonra 5 yıl görev yapma onuru yaşadım. Sevgili başkanımızdan aldığımız bayrağı onun kadar olmasa da kararınca elimden gelen her şeyi 7/24 yapmaya çalıştım. 30 senedir cep telefonum aynı telefon. Sizler benim ailemsiniz ve hep birlikte olacağız. Şunları ifade etmek istiyorum. Sevgili büyük arkadaşlar da rahatsız ifade etti. Evet. Hiç kimse örgütü ve önerimizi halkın iradesinin önüne geçmedi. Eğer önümüzdeki dönem bir adaylık süreci olur, partimiz herhangi bir yere bir aday yaparsa ben buradan değerli büyüklerimden şunu rica ediyorum. İşte Hodri Meydan. Ben adamımızdan öz seçim istiyorum. Adaylığım açıklandıktan sonra. Şimdi değil. Efendim, sakin değilim. Özür diliyorum sizler. Ben aday olmadım ama hiç istedim. Partimin bütün çalışmalarına katıldım ve katılmaya devam edeceğim. Çünkü benim meselem sadece atıp sadece parti değil. Ülkem, çocuklarım ve torunlarım. Onlar için, Atatürk için bu ülkeyi daha ileriye götüreceğiz. Çünkü bulunduğumuz zaman büyük Atatürk cümleydi. Her yerde söylüyorum. Belkavede Atatürk'ü yaptık. Daha iyi kullanılmalı olduğunu düşünüyorum. Bugün 9 Eylül'leri Türkiye'nin en iyi biz hissetmeliyiz. Biz yaşamalıyız. Nerede bu umutsuzluk varsa, nerede bir karamsarlık varsa o an aklımıza ve kalbimize hiç bırakmadığımız büyük atamızı alarak ülkedeki karanlıkları bizler aydınlatmalıyız. Bakın arkadaşlar, ben hiç eleştiri yapmadım ama az önce tansiyondan dolayı ben de birazcık etkilendim. Salonda eğer omuzsuz etkilediysem özür dilerim. Ama bakın, biz buralara çok geldik, çok gittik. Kongre saat 3, saat 5'te buraya domuzluğuyla gelinmez. Buraya çok değerli genç arkadaşım Volkan Kaçanoğlu ve kıymetli Koçanoğlu ailesi güzel bir yarış yapacaklar. Bu salon onların salonu ve bu yarış onların yarışı. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kazanan Türkiye olacak. Ben aday olduğumda 2019'da halkta 7500 sokak varsa hepsini karış karış gittim. Genel merkeze sadece bir kere bir kasımda gittim. Genel merkez kapılarında geçmeyle